atalarımız ne güzel söylemiş. Allah kabul etsin. Harun, komşu komşunun külüne muhtaç. Evet. Ev alma, komşu al. Komşu al. Çok doğru bir söz. Allah-u Teala da komşuluk ilişkilerine Peygamber Efendimiz'e bu hususta yoğun bir hatırlatmada bulunuyor. Peygamber Efendimiz neredeyse diyor, Allah-u Teala komşuyu, komşuya miras tutulacak diyor. Şimdi bu Facebook, Twitter, Google, internet, sosyal medya dediğimiz şeyler çıkalı, komşuluk ilişkileri kurdu. Yani bugün bir otobüste 40 kişi yolcu varsa 40'ın en az 35'i önünde evet. Telefonla evet. Ya film istiyor ya şu sosyal medyada bir pencere açmış oradan sohbetini yapıyor. Bu çağ gerçeği bunu inkar edemeyiz yani senin çocuğun, benim çocuğum, senin ananın, hanımın, benim hanımın, senin teyzem, benim teyzem. Hikayetletmeyle de mesele çözülmüyor. O zaman meseleyi teşhis eden bir taraf küçük de olsa işin ucundan tutmalı. Evet. Nedir bu? Apartmanda 20 daire var. Bizim apartmanda 20 daire var. Vallahi kardeşim kimse kimseyle ilişki içerisinde değil. Bunu herkes söylüyor. Peki sen ne yaptın bu hususta? 20 daireden bir tanesi sensin. Sen 20 dairenin kapısını tek tek çalıp dedin mi ki şu akşam evimde çay ve börek ikram yapacağız, sizlerle tanışmak istiyoruz. Dedin mi? Evet. Demedim. Dedik mi? Demedik. Evet. Yani hepimiz burada, önce ben, hepimiz burada mevzuları şikayet olarak gündeme getiriyoruz. Evet. Fakat çözüm ve çözücülük noktasında ortaya bir reçete, aleykümselam, reçete koymuyoruz. Reçete aslında o kadar pahalı bir reçete değil. Yani bugün burada bir tencere kaynattık. Çok şükür sizler de teşvik ettiniz, geldiniz. Bu tencerenin maliyet noktasında parası, işte bugün lokantaya gitsek burada 15 kişiyiz. Kuru fasulye, pilav, cacık yesek 30'er liradan 450-500 lira. Evet, evet. Ama burada pişirdik, bunu çok küçük bir maliyetler. Hem mekanlarımızda birbirimizi görüyoruz, tanıyoruz. Bunu evlerde de, apartmanlarda da bulunduğumuz bölgede yapmak örnek lazım. Olarak yapmakta fayda var. Çok doğru. Şimdi geçenlerde kızımın evine gittik. Zevcem dedi ki karşı daireye yeni bir komşun gelmiş kızım. Evet, kapıyı bir çalayım dedi. Hemen kızım birden daire ihtiyarım tepkiyordu. Ya ne yapıyorsun dedi. Tanımıyoruz etmiyoruz birden kapı çalınır mı? Halbuki bu 1960'larda, 61'lerde, 62'lerde, 63'lerde böyle bir program yok. Zaten buraya taşındığını karşı komşu duymuş, hemen kendisi çat kapı elinde bir tepsiyle gelir. Allah ne verdiyse komşu hoş geldin. Allah hayırlı mübarek etsin. Apartmanımızda işte ben kapı komşunu. Eskide öyleydi evet. Evet. Buna kenarından köşesinden birlikte yani herkes kendi mahallesinde, evinde, apartmanında yapmamız gerekir. Çünkü bu ana en zaman da arkadaşlar, muhterem misafirleri, sıla-i rahimdir. Sıla-i rahim ömrü uzatır. Kişiye heyecan verir, enerji verir. Demoralize olmaktan moralize olmaya geçirir. Bu böyle. Mesela bir kalp cerrahı 76-77 yaşında Hürriyet gazetesinde bir söyleşisinde gazeteci soruyor, başarınızı neye borçlusunuz? 70 yaşında hala ameliyata giriyorsunuz, elinizi titremeden neşten atıyorsunuz. O doktor profesör ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki, evet doğru dediğiniz, işte ben 70 küsur yaşındayım, ameliyatlara da giriyorum. Bunu diyor şuna borçluyum. Ben diyor, mutlaka diyor, 2 ayda bir doğduğum ve gençliğimin geçtiği yerlere giderim diyor böyle. Köy ise köy, kasaba ise kasaba. Evet diyor, gençliğimin geçtiği yerlerde dolaşırım diyor. Nasılsa benim yaşıtım yaşıyorsa ondan hasret ederim. Ve oradan müthiş bir enerji toplar. O enerji beni 2 ay, 3 ay zinde tutar. Şimdi dün bizim kapının önünde otururken binanın, bir arkadaş, genç bir arkadaş, sırtında bir çanta, elinde de bir tane çorap. Hayırdır genç Mardinli olduğunu söylüyor. İşte orada
çorap satıyorum. Kulağına işitmeyen cihazla. Çorap satıyorum. Çorap satıyorum dediğinde ben ta 1972 yılındayım. Tamam. Benim işim. Bak nereye götürmüşüm lan. Vay be. Ve beni aslında o farkında olmadan tedavi ediyor. Ben o anda çok sıkıntılıydım. Kafamda bir gün programlar vardı. Allah onu karşıma getirdi. Ben bir anda zaman tünelinden 1973'e, 83'e gittim. Elimde çantamda vapurda yıldız çoraplarını satıyorum. Abla bak her tarafta bu mağazalar, bu çorap 6-7 abla biz 2 liraya satıyoruz. Kiramız yok, elektriğimiz yok. Eve giderken 2 tane çorap satıyorum. Ondan bir ekmek parasını çıkarıyorum. Çok şükür diyorum. Bugün bir ekmek parası da çıktı. Ev kira. Bu Allah'ın kulu geldi bize. Ücretsiz tedavi etti ve gitti. Nimeti görüyor musun? Şimdi herkesin hayatında böyle onlarca, yüzlerce bazı hatıraları vardı. İşte o hoş arkadaş, Duygu Mardin'de çorapçı arkadaş bize o farkında olmadan Sıla-i Rahim yaptı bize. Ta 73'lere, 83'lere bizi götürdü, getirdi. Burada da yani bizim de bu sokağımızda komşularımız işte birbirimizden haberi olsa işte böyle işlerimizi aksatmadan da bugün cuma hepimiz yoğun işte tahsilatı vardır, alacağı vardır, şey vardır, doğru ama hayatında bu yönleri de olmalı. Olmalı. Yani, hayatın bu yönleri olmazsa hepimiz olduk robot. Yani selamun aleyküm, aleyküm selam, bir şirkete akşam saat 9:10 bin arabaya nereye gidiyorsun? Eve. Allah Allah ya, kimseye selam vermedin oğlum hocam. Kimseye alakalı sormadın. Yoturdu bir sofrada bir yemek yemedin. Bu nasıl bir hayat? Böyle hayat olur mu? Yani çalıştın çalıştın tamam kazandın, istihdam oluşturuyorsun. Ama sosyal hayat. Yani şikayet ettiğimiz mevzuların her şikayet eden şahi bir yerinden tutmalı ki iş olsun baki. Her cuma bir Müslüman bir beni ziyaret etmeli bana göre. Çünkü bizim bir komşumuz vardı. Evde kadıncağız vefat etmiş ve kaç daire? 1, 2, 3, 4 dairelik. Hiç kimsenin haberi yok. Kadın içeride ölmüş. 4 tane de çocuğu var. Biri Almanya'da, biri bilmem nerede. Eyvah. Bir gün babam namaza kalkıyor sabah namazına. Yani o akşam da gelmemiş bizim. Her akşam bizim eve gelip giderdi. Yalnız yaşıyordu. Anneme diyor ki bu kadın gelmedi diyor. Siz bir uğradınız mı diyor akşam. Yok diyor anne. Sabahın 5'inde annemi gönderiyor kapıya. Kapıyı çalıyor. Kadın olamıyor. En sonunda babam kapıyı kırıyor. İçeri giriyor ki kadın ölmüş oluyor. Yani gerçekten yani bu tür şeyler de oluyor. Recep abi, yani sen söyledin gerçekten yani komşular birbirini ziyaret etmeli, birbirini sormalı yani. Bir apartmanda hiçbir şey tanımıyor. Çıktı hayatları maalesef şimdi öyle 60-70-80 daire. Kimse kimseden bir haber. Alamıyor değil mi? Yani... Aa, Almanya'dan telefon açıyor emniyete. Filanca dairede bir kızım yalnız başına yaşıyor. 3 yıldan beri telefonlara cevap vermiyor. Emniyet geliyor, çıkıyor 17. kadar. Artık söylüyorum. Kapıyı çalıyor, çalıyor, tık yok. Kırıyorlar kapıyı. Kadıncağız içeride oturuyor. Bunun yolu iletişim, diyalog. Sonra oldu, cenaze ile her şeyle biz apartman olarak gidiyoruz. Yani çocuklar gelene kadar. Her şey hazırladık. Çocukları bekledik, yetmesi diyor. Kimi Almanya'da, kimi işte atıyor. Ama tarihi bir görev yaptınız. Yani her şey hazırladı. Camide cenazesi yok. İşte. Peki. Ben arıyorum seni şimdi. Sizleri fazla tutmayan bir yemek varsa yapalım. Ben arıyorum seni abi. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Nimet-i Celilullah, bereket Halilullah. Şefaat ya Resulallah. İslami devlet, hanelere, saadet, vücutlara, sıhhat, afiyet, ölmüşlerimize rahmet. İşlerimize bereket ver Allah'ım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha, ma'an, salavat. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed.
Abim desenize bereket, o sürede güzel olur. Her cuma günü, tekrar böyle hatırlatıyoruz ama her cuma günü vakti müsait olan kardeşlerim. Namazdan sonra aldım. Aslı elde fasulye çok Allah'ın şerefine, Allah'ın şerefine, Allah'ın şerefine, Allah'ın şerefine, Allah'ın şerefine, Allah'ın şerefine, Allah'ın